hesap soruyor. Bir yandan da Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yükseldiğini görüyorum. Anketler yapılıyor Sayın Başkan. İşte bu Cumhurbaşkanlığı adayları arasında en çok şansı olan isim olarak. Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde bir e, olaydan dolayı üstü çizildi diyebiliriz pekala. Önde çıkıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani şöyle aslında 3 e, yıl içerisinde çok fazla görünür olmadı. Mesela işte İstanbul'la karşılaştıracak olursak siyasi konularda İstanbul çok daha Genel konulara girdi, siyasete girdi. Ankara'da an. daha geri planda kaldı. Görünmeyerek mi popülarite elde ediyor Mahsur evet, Yavaş? Evet, konuşmayarak elde ediyor. Ama <laughs> bizim etiketimiz var yani. Tanırsan sevmezsin etiketi tam da burada devreye giriyor. Ve Ankara'da maalesef 3 yılda yapılan bir tane bile eser yok. Bakın Mamak'ta bazen şöyle, ben grup başkan vekili Mamak Bey diye başkanıyım. Ben eleştirmeye başladığında, soru sormaya başladığında sıkışıyorlar ve cevap veremiyorlar. Ne yapıyorlar? Bu sefer i̇şte Mamak'a saldırıyorlar. Ben Mamak'ta bugüne kadar biz Mamak'ta 3 yılda o kadar çok eser yaptık ki geçen gün 3 yılın hesabını veren bir basın toplantısı yaptım. Dediklerinizin ne kadarını yaptınız? Mesela Şimdi Mansur biz, Yavaş'tan bahsediyorsunuz 58 kilometre diyelim bir tanesi. Metro yapacağım dedi. Daha bir tane bir kilometre bile yapmadı Biz diyorsunuz. söz verdiklerimizin tamamını yaptık. Daha fazlasını yaptık. Bu üç yıl içerisinde. büyük şehirle yapacağımız projeler vardı. Büyük şey bizde olsaydı. Onlar hariç tamamını biz yaptık. İnşaatlar devam edenler var. Tamamlayacağız. Sloganımız var bizim. Söz verdik yaptık. Söz verdik daha fazlasını yaptık diyoruz. Ne yaptık? Ben kısaca anlatayım ki hani zaman zaman karşılaştırma yapıyorlar. Biz 19 tane kütüphane açtık. Mansur Yavaş şöyle söylemişti. Her semte bir kütüphane açacağım demişti. Her mahalleye bir kütüphane açacağım demişti. En az 1000 tane açması lazımdı. Bir tane kütüphane açtığını biz görmedik. Biz 19 tane kütüphane açtık. 19 tane millet kıraathanesi, sosyal tesis açtık. Bizim köyden dönüşen mahallelerimiz var. Kırsalda. 6 tane mahalle konağı açtık biz. Yaptık yani. Kendimiz yaptık. Bir tane bile mahalle konağı yapmadı. Biz kreş açtık. 2 tane kreşimiz var. Üçüncüsü geliyor. Bir tane kreşini görmedik yani. Yani Ankara'da maalesef üst yapıda gerçekten verdiği sözlerin hiçbirini tutamamış bir Mansur Yavaş var. Ama ne var Ankara'da? Sosyal medya belediyeciliği var sosyal medya üzerinden, troller üzerinden, sahte hesaplar üzerinden bir şey yapıyormuş algısı var. Ama bu nereye kadar ki seçmen görecek yani ne yapılıp edilmediğini. Bu arada e, Mansur Yavaş görünmemesine borçlu popülaritesini diyorsunuz kendi içerisinde e, Cumhurbaşkanlığı evet. adaylığı işte Ekrem İmamoğlu ile yarışında. Siz en çok görünen isimlerden birisindek vardı Onu söyleyeyim size. Evet. Sosyal medya evet. hesabınıza baktım bugün. Çok aktif kullanıyorsunuz ve o Alışıda geldik siyasetçi prototipinin dışında yani şuraya gittik, şunları gördük, bir resim koymanın ötesinde kendi dilinizi kullanıyorsunuz. E, Mansur yavaş görünmeyerek yükseliyor diyorsunuz. Siz bu taktiği uygulamıyorsunuz kendiniz. Ama siyaset e, insanların arasında olmakla olur. Nereye kadar? İnsanların derdini değil dinlemekle olur. Şimdi ben geçen ay sordum kendiniz, dedim ki sokakta değilsiniz, halkın içinde değilsiniz, Sırça köşklerinde ne köşkünüzde ne olduğunu da görmüyorsunuz. Ama şunu anlattım ben. İşte bu kabile yapısı buna izin vermiyor. Diyor ki sosyal medyada çok iyisin yerinde kalıyor. Sonra ne yaptı? İki tane ilçeye ziyarete gitti. Bir haybana ilçesine gitti. Özel grupla özel yerlere gitti. Akkürt ilçesine gitti. Belediye başkanımız geçen toplantıda çıktı. Dedi ki sayın başkan siz Akkürt'e geldiniz bize uğramadınız dedi. Peki esnafta kime uğradınız? Seçme esnaflara uğramışlar. Bir oraya uğramış. 10 tane esnaf geçmiş öbürüne uğramış. Yani Mansur yavaş sokakta Ankara halkıyla yüzleşmeye de hazır değil. Çıksın sokağa, Ankara halkı ona cevabını verir. Yani siyasetçi demek yaptıklarıyla evet. ortaya çıkar. Şimdi evet. ben bizim Mamak'ta 64 tane mahallemiz var. Ben diyorum ki ben de bir belediye başkanıyım. Her sokağa girerim, her mahalleye girerim ve eşit hizmet, adalet hizmet yaptım bugüne kadar. Yaptık ve eserlerimizle o kadar rahatız ki biz. Tabii ki eksiğimiz olabilir. Daha Tabii yapacaklarımız ki. olabilir. Çünkü şehir canlı bir varlıktır. Bunu da açıkça söylüyorsunuz. Mamaklılar da izliyor. Ankaralılar da izliyor. Tabii. Yani onlar değerlendiriyorlar. Sayın Başkan birkaç soru soracağım. Vakit çok hızlı geçti. Çok güzel bence çerçevenizi çizdiniz, anlattınız. Anka Park, bu çok konuşulan o dinozorların falan olduğu yer. Önünden geçtim. Geçtiğimiz günlerde bahsettim Ankara'ya gitmişken. O yapı beğenilmiyor olabilir yeni yönetim tarafından ama oraya bir sürü para yatırılmış. O ıı, oyuncaklar, o alan, yeşil alan Ankaralıların hizmetine açılsa Olmuyor mu? Parlamentoda mecliste bunu dile getiriyor musunuz? Ya açalım şurayı da Ankaralı çocuklar gelsin, aileler gelsin diye. Niye orası kapalı hala? Yani bu konu aslında Mansur Yavaş'ın polemik haline getirdiği, bir anlamda geçmişle hesaplaşmanın bir merkezi olarak gördüğü bir yer. Burayı Mansur Yavaş hayalet bir parka, bir ucube bir parka dönüştürmeye çalışıyor. çalışıyor. Şimdi zaman zaman tartışmalar basında duyuruluyor. İşte şu kadar masraf yapıldı, yeri yanlıştı vesaire. Şimdi bu tartışmalar yapılabilir elbette. Herkesin bir tercihi olabilir. Beğenmeye de bilir Beğenmeye de bilir. Bunlar bir tarafa burayı aslında e, ilgili şirketle oturup anlaşıp bu işi devam ettirebilirdi. Ben burada görülüyor şu an sökülmüş her şey bir sürü oyuncak. Bunlar var. hurdalıklar ha bu, bu görüntüler bu, doğru görüntüler değil bunlar. Değil. Ben mesela basın olarak Tüm basın mensuplarını da aslında davet ediyorum. Bir gün gelelim beraber gezelim, açalım beraber Bir sürü oyuncak falan bunları kullanalım Ankara'nın başka tam, yerlerinde bile, yazık hayır, değil Hayır buradan hurdalık ama esas bakın esas tesis orada görüyor evet. musunuz? Tesisin içi çalışabilir istenirse ama genellikle hep hurda yerleri gösteriyor. Şunu söyleyelim AK Parti belediyeciliği olarak devam etseydi Anka Park bu halde bırakılır mıydı? Ya, Asla bırakılmaz. Sistem orada birileri gelsin, çalışsın. Ya Ankara'nın da parka ihtiyacı var insanlara. Ne bileyim kullanılmaması şimdi, beni şimdi, çok şaşırttı. Şimdi ama, ama şöyle kullanılmaması konusu şöyle. Tahliye etmeye çalıştı şirketi. Şirket de buna itiraz etti. Sıkı pandemi var. İş iş yapmayla ilgili konu var ve şu anda mahkemelik. Biz dedik ki ya mahkemeyle çözme şirketle ilgili konunu. Çağır masaya otur, anlaş. Ankara'nın hafta sonu gideceği bir yer olsun. Tabii ki. Ve burada eskiden hayvanat bahçesi vardı. Bizim de çocukken gittiğimiz bir yerdi. Dedi ki buralar hizmete aç. Çocuklarla beraber çocukların gideceği bir yer olsun. Şimdi şehirlerin bir ufku olmalı. Ankara'ya birisi geldiğinde gezecek bir yer olmalı değil mi? Özel yerler o. Burası da o yerlerden birisi olabilir. Ve biz AK Parti belediyeli devam etseydi halkımızın takdiridir. Mansur yavaş'a verdi, CHP'ye verdi ama ne halde olduğunu görüyor. Yani burayı bir hayalet parka dönüştürüyor ve biz istiyoruz ki yatırımı yani burada bir milli serveti heba ediyorsun. Siz fizik mühendisisiniz. Evet, Aslında Hacettepe mühendis mezunu ama baktım bugün yurt dışında da çevre mühendisliği konusunda çevre konusunda Amerika'da çalışmalarınız var. Şimdi bunları halkımız da takdir ediyor. Geçen seçimlerde AK Parti kaybetti. Bu tablonun sonundan önümüzdeki yerel seçimlerde AK Parti yeniden Ankara'yı alacak mı? Öyle görüyor musunuz? Seçmen bu diyecek mi yani? Bunlar yerine getirilmedi vaatler tekrar AK Parti Mevlüt Bey ne zaten mesele şu. Biz çok küçük bir farkla kaybettik. Yani 120 bin oyla, 60 bin oyla kaybettik. 3,5 e, milyon seçmenin olduğu bir yerde çok küçük bir farkla. Olabilir milletimizin taktığı, halkımızın Tabii taktığı başımın üstünde yeri vardır. Bu süreçte 3 yılda Ankara geriye gitti. Ankara'da bugüne kadar 3 yılda yapılmış bir vizyon proje yok. Bırakın yeni projeleri, verdiği sözleri tutmamasını yani metro olsun, kreşler, bir tane kreş yok, bir tane kütüphane yok. Bırakın bunları. Ankara'da bir teleferik vardı. Yeni mahallede, Şentepe'de metroya taşıma yapan bir teleferik. İki yıldır kapalı. Şimdi açmaya çalışmışlar. 27 milyonluk bir ihale yapmışlar. Yine bozuldu teleferik. Yani Şimdi 30 milyonluk bir yine ihale yapıyorlar. 51 milyona Süremizin sonuna olan, geldik o yüzden ben sizi sıkıştırıyorum. Estağfurullah 51 bakmayın. milyona mal olan bir telefili işletemiyorlar. Yani şöyle bırakın yeni bir şey yapmayı. Ankara eskiyor. Mevcut işleri yürütemedi. Hı hı. Parkları gezdiğinizde gelin Ankara'ya bir gezdirelim sizi. Ağaçlar kuruyor. Ankara'nın yeşil dokusu artık e, azalmaya başladı. Taş peyzaj yapıyor. Bakın normal... Temzini nasıl yapalım? Şimdi Sayın Başkan diyor ki reklamda olsa ben konuşacağım diyor. Reklamdan sonra biraz daha gidelim. Geldi mi reklam vaktimiz? Evet o zaman Sayın Başkan kısa bir reklam arası verelim sonra devam edeceğiz.